Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün kanalı açtığımdan beri ya çeksem mi, çekmesem mi dediğim, ara ara sizlerden de hadi çek diye beni böyle motive ettiğiniz bir videoyu çekiyorum. Favori saç bakım ürünlerimi anlatacağım. Saçıma nasıl bakıyorum onu anlatacağım. Hepsini videoda konuşacağız. Hadi hemen videoya geçelim. Öncelikle ürünlere geçmeden önce genel olarak saçıma nasıl baktığımdan bahsedeyim. Aslında bakarsanız böyle özel bir bakımım, yumurta akını karıştırıyorum, balı sürüyorum, maskeliyorum falan hiç böyle şeyler yapmıyorum. Dönem dönem denemişliğim vardır ama böyle düzenli olarak ay ben her pazar şu maskemi yaparım falan hiç öyle bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım galiba. Yaptığım şey ne aslında saçıma bakım adına diyebileceğimiz? Saçımı kestiriyorum ihtiyacı olduğunda. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle saçımıza işlem uygulanıyor. Onu da söyleyeyim en başından bir. Şimdi videoda beni genelde hep böyle görüyorsunuz. Bu benim fönlü bir saçım. Bu saçı ben kendim yapmıyorum. Bu saçı kuaför yapıyor. Kendim keşke bu kadar yetenekli olsaydım. Ama sadece yeteneğe bağlı da bir şey değil. İnanın zor bir saçım var. Nasıl zor? Çok kalın telli. Yani baya kalın telli bir saçım var. Ve çok gür bir saçım var. Şu gördüğünüz saçın ben aralardan kestirip saçımı seyreltiyorum. Yoksa bu kadar kabarık bir saç oluyor. Ben hiçbir şekilde hakim olamıyorum. Kafama inanılmaz ağırlık yapıyor. O yüzden kalın telli ve saçı gür olanlar beni anlayacaktır. Şekil vermesi hiç kolay olmuyor. En kolay yöntem yazın kullandığım yıka, sıkı topla, topuz yap tepede ve çık. Açık bırakırsam yazın. Hele ki nemle birlikte şöyle bir hal alıyor. Dediğim gibi bu fön, kırık fön falan diyor buna kuaförler. Bir gün isterseniz kuaförümde bir çekim yaparız. Yani nasıl fönünü çekiyor size göstermiş olur. Benim anlatabileceğim size bir şey değil maalesef ki. Ne yapıyorum saçıma? Düzenli kestiriyorum. Ne kadar zamanda bir? Yani yaklaşık 2 ayda bir, hani maksimum 3 ayda bir saçımı uçlarından kestiriyorum. Ama böyle uçlarından derken hiç kuaförle kavga falan etmiyorum. Ay ne olur bir parmak diye. Ne gerekiyorsa yapılıyor ve kesiliyor. Bence saçınıza bakmanın en önemli şeyi bu. Hani uçlardan düzgün hava alsın, düzenli kestirilsin, o kırıklar temizlensin, saç daha canlı dursun. Onun dışında bana en çok sorduğunuz saçınız nasıl bu kadar parlak? Bir şey var mı üstünde? Hayır, saçıma hiçbir şey sürmüyorum. Yani şu an gördüğünüz bu saç kuaförde hatta bu sefer yıkandı ve fönlendi. Üzerine herhangi bir spreydi, işte yağydı falan hiçbir şey yok. Ama saçım boyalı bir saç biliyorsunuz. Boyalı saçlar bir tık daha fazla parlarlar. Benim gözlemlediğim ya da benim boyam öyle bilmiyorum. Onun dışında şunu da unutmayın. Ne olur bakın burada çekim ışıkları var. Saçımın üstüne vuruyor. Sizi de buraya oturtsam, saçınızın üzerine şöyle iki tane ışık patlatsam gerçekten parlayacaktır. Böyle ekranın o tarafında görünen şeyler bazen çok cazip duruyor. Halbuki öyle çok farklı bir şey yok saçımda ya da özel bir saçım yok bence. Onun dışında ürün ne kullanıyorum onu anlatayım. Fanatik olduğum, ben böyle yıllardır kullanıyorum dediğim bir iki ürün var. Ama onun dışındaki çoğu şey değişken. Yani şampuanlarım var. Şu an ne kullandığımı göstereyim. Şu an bu iki şampuanı kullanıyorum. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Botanicals'ın bu Lavanta serisi. Bir serisi daha var onun pembeli olanı. Bu o mu? Hayır o da o değil. Bakayım burada bir şey var mı? Yok. İki seriyi genelde hani hangisine elim gidiyorsa onu alıyorum. Lavantalıyı ayrı seviyorum, onu ayrı seviyorum. Öbürü de sardunyalı olan. Şampuanını ve saç maskesini kullanıyorum. Bunun bir de saç kremi de var. Saç kremini de ara ara kullandığım oluyor. Yani ya bunu, ya maskeyi, ya saç kremini kullanıyorum. Bir de nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bir kere böyle acayip çok şampuan hiçbir zaman dökmem. Yani böyle saçımı deliler gibi böyle bazen biliyorum temizlenmiyor hissi geliyor size. Ama aslında onun o köpürmesi temizliğiyle çok alakası olan bir durum değil. Yani doğru düzgün yıkadığınız zaman birazcık şampuanla saç zaten temizleniyor. Sonra mutlaka ki banyoda şu maskeyi yapıp bir 10 dakika, 5 dakika, 7 dakika hani ne kadarsa o kadar bekletiyorum. Ki hani hakikaten saç yumuşasın diye. Sonra güzelce duruluyorum. İkincisi de bence önemli olan şeylerden bir tanesi de bu. Hep böyle yıkamak, kremlemek falan konuşuyoruz. Saçı durulamak sandığımızdan çok daha önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz o gözeneklerimizi bu tarz ürünler kapatabiliyor. O yüzden de lütfen güzel güzel durulayın. Bir tane yaptığım bir şey olabilir. Çok eskilerden beri. Bilmiyorum onun mu faydası var ama ben saçımı hiçbir zaman sıcak suyla yıkamam. Hep ılık bir suyla yıkarım ve sonunda finalde böyle bildiğiniz şoklama. Migrenliler beni anlar. Biz böyle kafamızı serin serin tutmayı çok severiz. Bayağı yaz kış buz gibi bir suyla bir şoklama yapıp soğuk suyla en son durularım saçımı. Hani bu da bir eğer ki
sırrımsa yani sırrım bilmiyorum. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Şampuanlara gelince bunu anlattım size. Botanical zaten benim çok sevdiğim ürünler. İkincisi yazın da bunları kullanmayı çok seviyorum. Bunlar daha çok kışın kullandığım ürünler. Çünkü acayip güzel Hindistan cevizi kokuyor Elsevier'in bu serisi. Bir de bunun böyle kavanozla bir maskesi var. Onu yazlıkta bırakmışım, gösteremedim. O kremle yeni tanıştım. O şöyle bir maske aslında. Saçınızı kuruyken banyodan önce sürüyorsunuz. Biraz bekletiyorsunuz. Sonra duruluyorsunuz. Bu arada bütün bu ürünlerin aşağıya ben linklerini, isimlerini koyayım ki hani sonra da bana şu neydi, bu neydi diye yakın çekemezsek olmasın. Ama mutlaka ki saç kremsiz bir hayat benim için düşünülemez. Bir de banyoda mutlaka saçımı açıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani tarakla değil ama elimle şöyle kremledikten sonra saçımı iyice açıp durulayıp ondan sonra saç işini biçtiriyorum. Şimdi banyodan çıktım. Saçımı havluyla bir kuruladım. Sonra ne kullanıyorum? Mutlaka ki saç serumu. Yani o benim olmazsa olmazım. Çünkü dediğim gibi saçımı yatıştırmazsam eğer o saçım ne olur? İnanamazsınız. Yani bir de şey bir saçım yok böyle. İnsan saçı ya dalgalıdır ya düzdür ya. Benim ikisi de değil. Yani kabarık, tiftik diyeceğim bir saç var. Hatta şu enselerin falan böyle bebek kıvırcıkları falan vardır. Onlardan neler kullanıyorum göstereyim size saçımı yatıştırmak için. Şu ürün benim yıllardır aldığım marka Freezies. Yani kaç senedir diyeyim? 15 senedir belki kullanıyorum bu saç serumlarını. Şu ikisinin çok bir farkı yok. Şişesi değişebiliyor. Bir tanesini bu mesela Amerika'dan almıştım herhalde. Bir yerini buradan. Yani Freezies'in bu ekstra kuvvetli serumları benim saçıma çok iyi geliyor. Çok da böyle cimri davranmıyorum. En azından saçım çok olduğu için 3-4 pump sıkıyorum elime. Sonra böyle bütün saçıma uyguluyorum. Ve bu arada nem alındıktan sonra çok ıslakken bunu yapmayın. Havluyla bir kuruladıktan sonra. Sonrasında da kurutmaya geçiyorum. Bunlar değilse kullanmıyorsam dönem dönem farklı şeyler kullanabiliyorum. Biraz daha böyle saçımı kendim şekillendireceksem, kurutacaksam ve o kabarıklık iyicene çok duracaksa bu tarz yağlar da kullanabiliyorum. Bunlar biraz daha kuvvetli. Saçı benim iç saçımı iyicene bastırıyorlar açıkçası. Bir tanesi bu Bioblast'ın organik argan bakım yağlı bir ürünü. Özellikle seçilmiş bir ürün değil. Argan yağlı bir şey almak istediğimde denk gelmiştim. Gratis ya da Watson's'da almıştım ama bu argan yağın kokusu yani hiçbir şeyde yok bence. O kadar seviyorum ki özellikle yazın bayıldığım bir koku bu yağ kokusu. Yine aynı şekilde bu da öyle E vitaminli Ogix herhalde öyle okunuyordur. Onun bir ürünü. Ama dediğim gibi burada böyle marka takıntım olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu tarz yağlar arganlı olur, vitaminli olur. Benim saçıma çok iyi geliyor ve saçımı çok güzel yatıştırıyor onu söyleyebilirim. Ama Freezies kesin müdavim olduğum, bittikçe aldığım özellikle kabarık saçı olanlar varsa yatıştırmak için bence kesin deneyin diyebileceğim bir ürün. Bunu da buradan almadım, yurt dışından almıştım ama yani keşke stoklasaymışım dediğim bir ürün oldu. Marc Anthony'nin bu coconut oil'li Hindistan cevizi yağlı bir yine sakinleştirici neyi? Krem yazıyor ama mutlaka bir şey der onunla ilgili. Ne der? Aynen bu da aynı şeyi söylüyor. Yani bu da kabarıklığı falan engelleyici aslında. Bu biraz daha böyle kremsi. Serum değil de. Şöyle göstereyim. Bakın bu biraz daha böyle kremsi bir şey. Diğer gösterdiklerim böyle şeffaf serumdu. Ama bu baya baya krem. Bunları da açıkçası bazen şey yapıyorum. Eğer ki saç kremi işte yanıma şöyle bir maske almıyorsam seyahatte falan saçıma bunu yanıma bunu alıyorum. Bir de şunu da söyleyeyim. Hazır yazken ben saç bakımı ile ilgili neyim var neyim yok gittiğim her otele her yere taşırım. Küçük şişelerim var mutlaka onlarla götürürüm. Çünkü o 2-3 günde başka otel şampuanları benim saçımı rezil ediyor. Tatilde saçımı beğenmiyorum ve mutsuz oluyorum. O yüzden de yani üşenmeyin küçücük şişeler satılıyor her yerde onları alın. Şampuanınızı, saç kreminizi doldurun, götürün. Bence hani hani takıntılı olduğum bir şey daha varsa o da budur. Onları yanıma alıyorum. Mesela saç kremi yoksa hani böyle saçım katır kutur olur. Hani saç kremsiz asla açılmaz saçım. Bu da oydu. Bir de şeyi de söyleyeyim. Tarak olarak da bu da aşırı uzun zamandır. Baksanız artık böyle şey falan çıkmış. Revlon'un bir tarağıydı bu. Mutlaka ki şurası şöyle büyük taraklar seviyorum. Saçı çok güzel açıyor. Bir de kuruturken eğer ki saçımı kurutacaksam direkt atıyorum fön çektirmeyeceksem ya da ne bileyim ıslakken bir şekil vermeyeceksem şu şekilde mesela şunu şöyle tarağı şuraya takıyorum. Fönü de buradan tutuyorum. Böyle tarıya tarıya düz
kurutuyorum. Bu da böyle hafif bir fön etkisi yaratıyor. Aslında sizin şey konusunda fikrinizi sorabilirim. Saçı benim gibi böyle kabarık olanlar. Görüyorum böyle farklı farklı markaların yeni yeni düzleştirici tarakları falan çıkmış. Memnun musunuz? Tavsiye edecekleriniz varsa ne olur bana söyleyin. Çünkü önümüz yaz. Önümüz yaz değil aslında, şu an yaz. Saçı daha çok kendimiz şekillendiriyoruz. Valla o tarakları böyle alsam mı almasam mı diye şu ara gelip gidiyorum. Tavsiyeniz varsa alırım. Saçımı şekillendirici olarak ne kullanıyorum? Özellikle yazın diye. Saç köpüğü kullanıyorum. Bayağı bir zamandır bu Urban Care'in Style Guide Elastic Curl isimli köpüğünü kullanıyorum. Saçı böyle çok katır kutur yapan bir şey değil. Aşırı sert yapmıyor. Ne yapıyorum? Hafif işte iyice nemi gittikten sonra kurutmuyorum yazın saçımı. Güzel güzel her yerini uyguluyorum. Ve bazen çok öyle ıslaklığı beni rahatsız ediyorsa bir örgü yapıyorum saçımı. O örgüyle biraz tutuyor. Hafif kuruduktan sonra da topluyorum. Benim için yazın şu saç. Yani şu an klima olmasa burada duramam. İlla böyle bir tepeden toplanması gereken bir saç. Ya da şu aralar şeyi çok yapıyorum. Şöyle alıyorum saçımı mesela. Şöyle yarım topluyorum. Şuralardan indirip. Onu da çok fazla yapıyorum. Şurası şu an 80'ler modeli olduğumu bilmiyorum ama şöyle topluyorum. Onu da seviyorum. Ama hani yazın haricinde kışın açıkçası kendi saçını şekillendiren bir insan değilim. Ve böyle insanlara da her zaman çok özeniyorum. Evde kendi fönünü çeken vesaire. Ben beceremiyorum. Saçım müsait değil vesaire. Onun dışında nelerin mutlaka müdavimiyim? Bir tanesi bin kere anlattığım L'Oreal'in Magic Retouch'ı. Çünkü saç diplerim çıkınca bunun bir sürü rengi var. Saçının dibi beyaz olanlar beni anlayacaklardır. 2 hafta sonra benim beyazlarım çıkıyor. Birazcık pıst pıst yapıp o beyazları kapatıp en azından saçımı boyanmadan bir 10 gün daha kullanabiliyorum. Saç boyasını erteleyebiliyorum. O da benim için aşırı önemli bir ürün. Bence beyazları çıkan herkesin evinde kendi saç renginde olması gereken bir ürün. İkinci benim kurtarıcım da kuru şampuanlar. Bunun büyüğü bitmiş. Küçüğüyle hala idare ediyorum. Yenisini almam lazım. Batiste'in kuru şampuanlarını çok seviyorum. Bu aslında bu kokonatlısı benim kullandığım değil. Orijinal olanını kullanıyorum ben. Yeşil olanını. Yani büyük boyu maalesef, küçük boyu maalesef ki onun yok. O yüzden bunu çantama atmalık almıştım. Tatillere giderken çok iyi oluyordu. Bir de şeyi söyleyeyim size. Mesela benim saçım evet şuralardan çabucak yağlanır. Yani ikinci gününde saçımın şu hali olmaz. Mesela bugün temiz şu an saçım. Daha sabahleyin yıkandı. Ama ertesi günden itibaren öğleden sonra diyeyim şuralarımda o yağlı görüntü beni çok rahatsız ediyor. O zaman da birazcık böyle pıs pıs kuru şampuan sıkıp şöyle elimle yapıp şöyle bir saçımı havalandırıyorum. Ve o zaman da tekrardan böyle bir fresh bir hale geliyor. Başka bir şey söyleyeceğim size. Şeyi çok duyuyorum mesela. Yani benim saçım böyle oluyor diye ben saçımı gün aşırı yıkamıyorum. Biliyorsunuz çok fazla saçı yıkamak aslında saçınız için hiç iyi bir şey değil. Benim kuaförüm de bana her zaman bunu söylerdi. O yüzden ben genelde saçımı hep 3. gün yıkarım. Yazın tabii ki öyle olmuyor. Yazın her gün yıkanıyoruz. Ama siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben yazın saçımın her gün yıkadığım için saçım böyle daha kötü oluyor. Yani güneş, şampuanlar, bir sürü ürün vesaire. Hani hep bir yazın saçım bozuluyor. Hani sizde ne oluyor bilmiyorum ama hani onu da söyleyeyim. Her gün saçınızı yıkıyorsanız ve böyle öyle ısrarcı tik olduysa, ay ben pis hissediyorum diyorsanız bundan birazcık vazgeçmeye çalışın. Bunun için de kuru şampuanlar bence gayet kurtarıcı. İhtiyacınız olan bölgelere pıs pıs sıkarsınız biter. Benim valla saç bakımı deyince anlatacağım size böyle acayip tüyolarla dolu bir video olmadı. Bu video aslında hani ben ne kullanıyorum, neyi nasıl yapıyorum birazcık onu anlatmak içindi. Çünkü sorduğunuz sorulara cevap olsun diyeydi. Saç ürünleriyle ilgili, saç bakım ürünleriyle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa ya da şöyle bir video çekelim dediğiniz varsa dediğim gibi kuaförde bir saçımı nasıl şekillendirdiğimi çekebiliriz. Aşağıya yazın. Başka videolar istiyorsanız da şunu çekelim, bunu çekelim dedikleriniz varsa da onları da lütfen videonun aşağısına yazın. Yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone değilseniz buraya gidip abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.